Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere saç bakımımla ilgili bir video hazırladım. Dilerseniz başlayalım. Bana Instagram'dan en çok gelen soruların arasında saç renginiz nedir oluyor? Benim saçımda boya yok. Ben saçımı 2009 yılından beri hiç boyamıyorum. Ama kuaförlerin söylediğini söyleyeyim size. Küllü kumral diyorlar benim saç rengime. Öyle deyip boyatabilirsiniz eğer beğeniyorsanız siz de. Soranlara söylüyorum tabii ki de. Saç üzerine de ilk önce saç tipimi söyleyeyim isterseniz size. Benim saçım çok yağlı bir saçtı. Yani şöyle söyleyeyim, bugün yıkıyorum, ertesi gün asla kullanamıyorum saçlarımı. Ama her gün de yıkayıp saçımı yormayı da istemediğim için. Çünkü sonuçta saçınızın o kendi saç yağınızla beslenmesine ihtiyacı olduğu için her gün saç yıkamak bence çok iyi değil. O yüzden ben gün aşırı saçlarımı yıkıyorum. Fakat bundan işte bir 7 ay önce falan organik bir şampuan denemiştim. Hatta ismi Ryan'di. Organik şampuan denedim. 6 ay boyunca o şampuanı kullandım. Saçım inanılmaz kurudu. Yani artık o yağlanma olmuyor. Hani bir yapısında bir değişiklik oldu saçlarımın. Bu sefer de çok kuru gelmeye başladı bana saçlarım. İşte 6 ay boyunca organik şampuan kullanınca gerçekten saçımın yapısında bir değişiklik oldu. Yani kuru olmaya başladı saçlarım. Biraz matlaştı. Daha sonra kuaförüme gittiğimde, işte ben Yıldırım Özdemir'e gidiyorum. Yıldırım bana şey söyledi, yani her zaman organik şampuan kullanmak da sağlıklı değil. Bazen saçın hani normal şampuanlara da, o normal şampuanların içeriklerine de ihtiyacı olabilir dedi. Bu yüzden ben de daha sonra bu dönemlerde bir ay önce falan Yıldırım'ın bana önerdiği System Professional'ın bu şampuanını kullanıyorum şu anda. Arındırıcı bir şampuan. Yine kendi saçıma uygun. Yani yağlı bir saçı uygun bir şampuan. Arındırıcı bir şampuanını kullanıyorum. Onun haricinde bir tane daha şampuanım var. Onu da size göstermek istiyorum. Bu da arındırıcı, fresh bir şampuan. Bu da L'Occitane'ın şampuanı. Bu iki şampuanı kullanıyorum. Ben hani arada değiştirmeyi seviyorum. Hani hangi ürün daha iyi diye bakıyorum falan. O yüzden hani senelerce aynı şampuanı kullanan bir insan değilim. Ama senelerdir kullanıp çok memnun kaldığım bir ürün var. Hatta ben çok küçük yaşlarda bunu teyzem kullanırdı. Ben kokusunu çok beğenip ondan böyle çalıp saçıma sürerdim. O zamandan beri tabii işte yetişince böyle ergenlik dönemimde almaya başladım. Bayağı piyasada olan bir ürün bu. Paul Mitchell'ın Conditional'ı. Conditional mı deniyor? Yanlışım varsa kusura bakmayın. Bu mavi bir saçta kalan ürün. Benim saçım yağlı olduğu için ben duşta krem kullanmıyorum genelde. Böyle saçta kalan nemlendirici kremleri çok seviyorum. Saçımın ucunda sürüyorum. Çünkü benim saç dibim yağlı. Saç uçlarım daha az yağlı, yani kuruya dönük oluyor. O yüzden bu ürünü çok seviyorum. Çünkü çok saçı ağırlaştırmıyor. Benim saçımda boya olmadığı için çok böyle bakımlara ihtiyaç da duymuyor saçım açıkçası. Bu ürünü o yüzden çok seviyorum. Onun haricinde saç uçlarıma işte yine bana Yıldırım'ın önerdiği System Professional'ın içinde keratin olan bu saç misti. Bu saça sıkılıyor. Islakken sıkıyorsunuz ve kolay taramanızı sağlıyor. Ben bundan da çok memnun kaldım. Çünkü çok saçımı yağlandıran ürünleri sevmiyorum. Bu tarz hafif ürünler kullanıyorum. Şampuanını gösterdiğim serinin kontrol misti. Bu da saça sıkılıyor. Kolay tarama. İşte saçta kalıyor. Yıkamıyorsunuz. Nemlendiriyor. İşte ısıdan koruyor. Ben çok fön çektiren bir insan değilim. Benim saçlarım çok düz. Yıka ve çık. Bu konuda biraz şanslıyım açıkçası. Çok fön de çektirmiyorum. Ama hani bu tarz hafif ürünler kullanıyorum saçıma. Bundan da çok memnunum. Bir de çok 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 memnun kaldığım bir ürün söyleyeceğim size. Bu ürünün açıkçası yine System Alpha Enerji diye bir ürün. Bunu da bana Yıldırım söyledi. İyi ki söylemiş. Bunu da Yıldırım'ı da buradan öpüyorum. Çok sağ olsun. Alpha Enerji diye bir ürün. Saç derinizden saç ucunuza kadar bunu uygulayabiliyorsunuz. İnanılmaz güzel kokuyor. İnanılmaz böyle bir saçınızda hani
saçınızı kökten uca onaran bir ürün olduğunu söylüyorlar. Ben kokusunu çok seviyorum açıkçası. Köpeğime falan da sürüyorum bunu. Yani saça enerji veriyor. Kataloğunda görmüştüm. Yıpranan bir saçı hafta hafta onardığını söylüyorlardı. Gerçekten çok memnun kaldım. Asla yağlandırmıyor. Ama böyle saçı tok yapıyor. Ne bileyim böyle bir volüm veriyor saça. O yüzden bu ürünü de gerçekten bir daha biterse yine alacağım. Bitmesin ama. Ve bazen özel günlerimde işte bir görüşmem varsa, biriyle buluşacaksam, yani güzel olmak istediğim günlerde saçımın daha düz, daha böyle fönlenmiş gibi olmasını istediğim günlerde Key Gold'un bu saç kremini kullanıyorum. Şampuanlıyorum saçlarımı. Şampuanladıktan sonra bunu kullanıp saçımı bağlıyorum. İşte bir topuz yapıyorum. İşte vücudumu, diğer bakımlarımı yaptıktan sonra en son duruluyorum ve çıkıyorum. Bu inanılmaz güzel bir saç kremi. Kore markası sanırım Key Gold. İnanılmaz güzel. Yani fönlenmiş gibi oluyor saçlarınız. Hiç föne gitmenize bile gerek kalmıyor. Ama tabii ki de benim saçım çok düz olduğu için bende böyle reaksiyon gösteriyor. Hani kıvırcık bir saça yaparsanız fönlenmiş gibi olur dersem yalan olur. Ama ben çok kıvırcık saçlı arkadaşıma da bu kremi önermiştim. Gerçekten çok memnun kaldılar. Yani yine biraz daha böyle yola gelen saçları oldu onlarda. Tabii ki de etkisi bendeki gibi düz saça oranla dalgalı saçta etkisi tabii ki de öyle olmuyor ama inanılmaz güzel bir ürün. Bunu da Arifoğlu'nda satılıyor sanırım. Bir de bunun kahverengi bir şampuanı var. Ben onu da kullanmıştım. İkisi gerçekten çok iyi. Ben çok beğeniyorum. Yani hiç fön çektirmiyorum bu krem sayesinde. Ben çok saç sorunu olan bir insan olmadığım için, çok saçlarımı tabii ki de boyamadığım için ve fön de çektirmediğim için saçlarım benim kırılmıyor. O yüzden çok fazla açıkçası böyle saçla ilgili araştırmalar yapmıyorum sorunum olmadığı için. Ama bazen denize gittiğimde, havuza gittiğimde, yaz aylarında özellikle saçlarım biraz böyle kuruyor gibi hissediyorum. Bir de hani bakım olsun, ışıldasın istiyorum. O zamanlarda Fito'nun Fito Jojoba adlı saç maskesini kullanıyorum. Bu da duştan çıktıktan sonra saçınıza yediriyorsunuz. Bir 5-10 dakika, 10-15 dakika ya da bekletiyorsunuz saçınıza, sonra yıkıyorsunuz, duruluyorsunuz. Bu da çok güzel yumuşatıyor ve böyle parlatıyor saçı. Bundan da çok memnunum. Bir maskem daha var. Aynı bu maskeye benziyor. Saç Yuan. İlginç bir ismi var. Saç Yuan. Siz bunu nasıl okursunuz? Alta ses kaydı atın dermişim. Ben bunu Sevil'den almıştım. Bir arkadaşım çok güzel koktuğunu söylediği için, hatta böyle iki gün saçta kalıyormuş kokusu falan dediği için almıştım. O kadar iki gün saçta kalmıyor kokusu, yalan söylemeyeyim ama güzel kokuyor. Ve etkisi de gerçekten böyle çok çok yağlandırmıyor saçı. Hani böyle çok çok yoğun bir nem vermiyor. Yağlı saçlar için ideal bir bakım bence bu da. Bundan da çok memnunum. Bir de tabii ki de mevsimsel olarak saçlarımız dökülüyor. Benim de böyle Eylül başları, Ekim gibi saçlarım çok dökülüyor. Önlemini almazsam bütün sene boyunca dökülür. Bir iki sene öyle olmuştu açıkçası. Ben de hani doktora gitmek zorunda kalmıştım. Ama bir iki senedir saçlarımın döküleceğini hissettiğim anda bu Davines'in enerji jelini kullanıyorum. O Eylül-Ekim aylarında saçlarım eğer böyle hani elime çok fazla geldiğini hissettiğim anlarda banyodan sonra saç diplerime bunu geçiyorum. Bu böyle mentollü bir kokusu var. Böyle bir iki kez kullanıyorum bunu. Gerçekten saçımın dökülmesi duruyor. O yüzden bu Davines'in bu ürününü de çok seviyorum. Son olarak bu fırçayı çok beğendim. Bunu bana denemem için Framar markası yolladı. Ben aslında size bu videomda bambu bir fırça gösterecektim. Bambu fırça da ne demek? Kökten uca bütün şeylerinin, tellerinin bambu olması. Yani hiç metal içermemesi. O saça işte elektriklenmeyi alıyor, saça asla zarar vermiyor. Ona da bakabilirsiniz. Ama ben bu tarağı çok beğendim. Yani nasıl bir materyali var inan bilmiyorum. Plastik gibi ama inanılmaz volüm veriyor saça. Taradığınızda göstereyim. Ve taradığım anda bile farkı hissedebiliyorsunuz saçınızda. Bunu da çok beğendim.
Bunu da alabilirsiniz. Benim saçıma kullandığım ürünler bu kadar. İnşallah size faydalı bilgiler verebilmişimdir bu videomda. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.